İzleyiciler, Türkiye'de mutlu olan Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, Adıyaman, Besni, Sarıkaya köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Mustafa Ayhan ile muhtarlık odasında röportaj yapacağız. Muhtarlık odası diyoruz ama burada bir kültür olmuş. Her muhtarın böyle bir misafir odası var. Doğru mu efendim? Evet. Evet, muhtar olsun veyahut da olmasın. Herkes, her vatandaşın bir tane misafir odası var. Odası. Bu oda sadece misafirlere ait. Misafir geldiği zaman kapısı açılır. Doğru mu efendim? Evet, evet. Evet. Güzel bir kültür. Türkiye'de de yayılmasını istiyoruz bu kültürün. Evet, güzel bir kültür. Evet. Evet, kaç dönemdir muhtarız efendim? 2 dönemdir muhtarız. Aday çıktı mı muhtarım karşınıza? Evet, çıktı. En son seçimlerde kaç oyla kazandınız? Oy olarak 2 kişi oturduk. 176 oydu, 177 oyla kazandı. Evet. Kaç seçmen var? 300 kullandı herhalde. 300 seçmen var, evet. 25 falan faiz, sayı fark attı. 35-36 evet, sayı fark attı. Evet. Halka vaatlerinde bulundunuz muhtarım. Beni muhtar seçerseniz köyümüzde şu hizmeti yaptıracağım. Taziyevi, altyapı, kanalizasyon, çocuk parkı, futbol sahası gibi. Biz vadede bulunmadık ama hepsini istiyor. Evet. Bulunmadınız. Hepsini de istiyor. Halk o zaman neye seçti sizin güzel yüzünüze mi? Vallahi halk işte biraz sevdiler. Sevdiler. Evet. Yani insanlarla diyaloğunuzu değerlendirdiler. Evet. Değil mi efendim? Evet sayın izleyiciler. İşte bazen hep muhtarlara soruyorum ya sizi neden tercih etti? 3-4 aday. Mesela Adıyaman'ın Gölbaşı Mimar Sinan ilçesinde 18 aday vardı. Bizde birinci dönemde, öbür dönemde 3 kişiydik. Evet. Bu dönem 2 kişi oturduk. Allah razı olsun millet işte sevdi, verdi. Evet, evet. Sevilecek bir arkadaşımız. Ben köylüm olarak, halkım olarak ayrım yapmıyorum. Çok güzel, en önemlisi o. Evet, elimde geleni de yapacağım inşallah. Evet. İşte tabii biz altyapı da istiyor. Kanalizasyon ki odası her günlerde bize olacak dediler. Bir iki defa verdiler, yer bulamadık. Taplı yerimiz yoktu. Taplı yer, fosetik çukur için değil mi? Evet. Evet. En büyük soruların başında bu geliyor evet. Sayın izleyiciler. Onu da belirtelim ama bu istimlak edilebilir. Doğru mu efendim? Ama şu an geçen gün Kamakam Bey'in yanına gittik. Evet. Bir dönüm tarla verecekti. Tarlada ayrı dapı olmuyor. Ondan dolayı veremedik. Köy yerinde bir boşluğumuz var. Köyün içinde olmaz bu. Köyün içinde. Köyün içinde olmaz. Kokar arkadaş. Yani bu köy en az 1 kilometre dışında olması lazım. Ben dedim köy taziyesi. Taziye mi diyor? Taziye. Yani. Taziye olabilir ama fosettik çukuru diyor. Çukur o aşağıda. Aşağıda. Aşağıda yer göstermiş. He tamam yani o içinde olmaz. En azından 500 metre köyün dışında. Tamam yani en az 1 kilometre 500 metre olması lazım sayın yani. İzleyiciler. Evet. Yani koku yapıyor onu belirtelim. Çünkü bizim aşağıda dere var. Derede yer verdik. Evet. Herhalde işte bugünlerde ayın 7'sinde Ankara'da ihalesi olmuş dediler. Artık nasıl gerçekse... İhaleler Ankara'dan mı oluyor şimdi Adıyaman'ın ihaleleri? Bu bizim bölgenin 36 köy ihalesi bu kamu tapılaşmaya girdi. Kamu, anladım. Köyün... Toplulaştırma yapılıyor, o idare bunları ücretsiz yapacak galiba. Doğru mu? Öyle diyorlar, artık ihale ayın 7'sinde olmuş dediler. Artık bize tam bilgi gelmedi. Geçen gün... Evet, yani toplulaştırma yaparken devletimiz şimdi burada güzel akıllılık etmiş sayın izleyiciler. Yani bunu düşünenlere de teşekkür ediyoruz. Galiba bu toplulaştırma yapan firmaların bunları da üstlenecek. Evet. Öyle anladım ben bu konuyu. İyi. Sokaklara hiç parke taşı döşedi mi efendim? Bizde daha olmamış. Altyapı olmaktan dolayı daha yapılmamış. Taziye evinde yok. Taziye ben idareten okulun, eski okulun... Tadilatı yaptı. Evet. Kaç tane muhtar bunun nüfus ne kadar? Nüfus şu an bizim bir mezremiz var. Yani 800'e yakın var. 800 bin nüfus var. Evet. Mezranın ismi ne efendim? Ahur. Ahur. Yeni ismi Alataş. Alataş mezrası, evet. Köy halkı diyor mu ya muhtar seni bak seçtik bize şu hizmeti de yap gençler diyor mu futbol sahası istiyor mu efendim? Futbol sahası o gençler köyde yok ki. Yok mu köyde? Yok köyde genç. Allah Allah kaç öğrencimiz var? Öğrenci çok şu an bizde ilk öğretim okulu var. Evet. 200-250 fazla öğrenci geliyor. 200'den buraya mı geliyor? Evet bize geliyor. Evet. Çok güzel. Sağlık evi var mı? Sağlık hocamız da var. Hocam. Aile hakim. Aile kimi var mı? Nerede efendim? Köyün girişinde. Bu sizin köyde? Evet. Beş yolda değil yani. Yok. Sizin burada aile hekimi var ya. Aile hekimi var. Çok güzel. Sayın izleyiciler, aile hekimi burada varsa çok iyi yani. Çünkü burada bölge, okul burada yapılmış değil mi efendim? Evet. Bu öğrenciler geliyor. Evet. Mutlaka aile hekimi görev yapmalı. Çünkü 200 küsür öğrenci az değil mi efendim? Evet. Bu genç de çocuklarımızın sağlığı önemli.
Mutlaka onu da. Çocuk parkı yaptırdınız mı efendim? Çocuk parkı normal okul bahçesine yaptırdılar. Bize park verdi, yerimiz yoktu devlet. Bize park verdi ama yapılacak. Yeri yok, yeri yok. Yer sorunu var işte, gördüğünüz sayın izleyiciler. Yani Adıyaman'ın Besli ilçesinin Sarıkaya köyünde yer altın olmuş. Çünkü beyaz altın ekiliyor buraya. Evet, değil mi efendim? Evet. Evet. Onun için yer de yok, altın olmuş. Başka ne ekiliyor efendim? Ne yetiştiriyor vatandaşlarımız? Mercimek, nuhut. Yetiştirdiniz mi mercimek? Ektin mi efendim? Arpa, boğza. Boğza, tütün, pamuk. Tütün de karşılığında ekmişler, evet, gördüm evet. Evet. Her şey ekliyor maşallah yani. İnsana yetişecek, insan yetişecek arkadaşlar. Bağlarımız var. Üzüm bağları da var. Evet. Besleniz zaten üzümü meşhur değil mi efendim? Bütün fıstık var da payam dikildiler. Payam da yetişiyor, evet. Zeytin var. Zeytin de yetişiyor. Evet. Yani güzel bir iklimi var sayın izleyiciler. Akşam çok güzel, serin hava. Biz şu anda iki çayın arasında, bir Göksu bir de Sofra çayın arasında susuz. Susuzsunuz, yapma ya. Devlet... Sofra çayını şey verdi, ceylan üretmeye, evet. Bir de Göksu'yu da verdi, şu an bize bir şey yok. Ama ben şunu söyleyeyim, bura Fırat da uzak değil arkadaş Fırat, size ya. Fırat uzak, Fırat 10-15 kilometre. 15 kilometre ne ki abi ya? 220 kilometreye su gidiyormuş. Gidiyormuş ama devlet verse tabii bir... Yani Mardin'e su gidiyormuş bu Atatürk Barajı'nda, evet. Doğru mu efendim? Evet. 220 kilometre. Evet. Yani 15 kilometreysen uzak diyorsun. Çabuk kızım bekle ben geçeyim. Dur abi dur. Onun acelesi yok. Acelesi yok diyelim. Az sonra gelelim. Oraya koy alırız biz. Aferin oğlum. Evet. Muhtarım yani artık devletin imkanları fazla. Doğru mu efendim? Evet tabii. Mesela Kahramanmaraş'tan teşekkür ederiz yenge. İşte yörenin biz yöremiz misafirperver hemen ne geldi? Sağ olun hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan Amik Ovası'na ne geliyor şimdi? Kanal açılıyor, evet. Su gidiyor. Yani Fırat yanınızda, Fırat yanınızda 15 kilometre diyor ya. Ya bize şu an Gölbaşı Çetin Tepe Barajı'nda su verilme ihtimali var. Projede köylerimiz var. Evet. O proje dahil, artık proje ne zaman geleceğini biz de bilmiyoruz. Evet. 2017 dediler devletimiz. 2017'de gelmedi. Şimdi şu an 2019 diyorlar. 19'da gelse gelmese onu da bilmiyoruz artık. Ya biz istiyoruz bir an önce olsun. Evet yani burada arkadaşlar çok güzel verimli topraklar var. Bu topraklar ne yapılmalı? Sulu tarıma kazandırılmalı. Tabii, sulu tarım yapılıyor ama vatandaşlarımız elektrikle çekiyor. Elektrik fiyatları çok yüksek. Çok yüksek ödemiyorlar. %50 indirimli verilmesi lazım. Yazık yani. Pamuk çok su isteyen bir ürün. Şu anda bizim bu Besni'yle Kızılay'la Besni arası yollarımız çok dar, çok da virajlı. Çok virajlı arkadaşlar. Evet. Yani ben hep ondan sizinle bulunuyorum. Biz bunun istiyoruz. Affedersiniz at yolu, eşek yolu asfalt yapılmış arkadaşlar. Yani asfalt, o zamanki asfalt ama nasıl asfalt? Çok dar, çok virajlı. Çok, virajlı. Çok, çok işlek de bir yol. İşlek evet, evet çok işlek bir yol. Çok köy var sayın izleyiciler burada. Şu an okullar açılsa en azından günde her bir köyde 3-4 tane servis okulları. Öğrenci var evet. Besni'ye geçiyor. Besni'ye gidiyor. Evet. Bu konu önemli. Yol mutlaka ne yapılmalı? 5 yola kadar iyi. 5 yoldan sonra bozuk. 5 yoldan sonra virajlı bir de dar. Çok yoldan evet. Dar. Onu belirtelim. 5 yola kadar bir ilçeye giden yol gibi 5 yoldan sonra yol Allah'a emanet bırakılmış. Evet. Onu da belirtelim. Çok dardır. Çok evet. Çok da kazanmaza oluyor. Evet muhtarım. İşte biz Türkiye'de muhtarların sesi olarak muhtarların sesini en güzel şekilde duyurduk. Muhtarlara asgari ücretle verilmeli ve sosyal güvenlik primi kapsamını alma dedik. Bunları da başardık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değer kattı. Ancak bazı muhtarlarımızın geriye dönük prim borçları var. O konuda da işte Temmuz 17 sayımızda ne yaptık? Muhtarlarımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha bekliyor dedik. Prim borçlarına. Doğru mu efendim? İnşallah olur ama çok kısmı işte biz... Çok yani, mesela bunu belki 6-7 milyar borcum vardı. Evet, sizki az gene 50 bin lira olanlığa evet, denk geldim. Tabii. Evet. Aslında bu yalnız muhtarlara değil de bütün halka gelmesi lazım. Eski borçları silinmesi lazım. Çok milletler mağdur durumda. Sağlık güvencesi yok, doğru mu evet. Benim? İşte doktora gidecek, parası olursa doktora gidecek. Yalnız muhtarlar için gidecek. Değil. Evet. Teşekkür ederim. Muhtar kendini düşünmedi, bütün halkı düşündü sayın izleyiciler. İşte biz böyle halkı düşünen muhtar istiyoruz. Doğru mu efendim? Evet, evet. Şu an köyde çok arkadaşlarımız var. 50-60-70 milyar borcu var. Onlar şu an mağdur durumdalar. Evet. Evet sayın izleyiciler, siz de izlediğiniz gibi Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi halkın sesini, halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla bugün de Adıyaman Besni Sarıkaya köyü muhtarımız Mustafa Ayan ile duyurduk. İşte sadece muhtarlar değil de bütün halkı düşünen
Aydın bir muhtarımız kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sezgi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. İnşallah gündeme getirdiğimiz konular çözüm bulur diyoruz. İnşallah bekliyoruz. Buyurun.